Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de emma ba'd. Değerli kardeşler, kardeşler bana video atırlar. Yani ses yazmadır daha doğrusu. Bu kimin ses yazmasıdır? Müasir selefi ilim talebesi olarak tanınan Veysel Orucoğlu kardeşin bir ses yazmasıdır. Videonun mahiyeti neden ibarettir? Demek ki bu Veysel kardeş iddia edir ki cüme namazından önce sünnet namaz yoktur. Hatta öz sözlerinden desek, cümə namazının əvvəl sünneti yoxdur, əsla. Kardeşin sözleridir. Kim iddia edirsə, onu sübut etməlidir. Ondan sonra da yine deyir ki, kim iddia edirsə, cümə namazından öncə sünnet namaz vardır, onun bununla bağlı heç bir səhih dəlili yoxdur. Kardeşin iddialarıdır bunlar. Yəni, bu sözlerle demək istəyir ki, yəni biz bilirik ki, bütün məsələlərdə aşağı yuxarı, bəzi ixtilaflar xaric, cümə namazından öncə sünnet namaz vardır. Yani bu kardeş de bu sözlerinle sanki iddia etmek istiyor ki, ya da ortaya bir vehim atmak istiyor ki, bunlar mezhebe tabi olurlar, delile tabi olmurlar. Mezheb de bunu delilden yok, öz görüşlerinden icat edip. Halbuki öyle bir şeyler yoktur, öyle bir şey yoktur. Yani zahir olan, vaki olan odur ki, bu kardeşlere göre mezheb düşüncesi farklı bir düşüncedir. Yani bunlar elə bilirlər ki, mezheb, bir mezheb, mesela Hicri 2. əsrdə, Hicri 3. əsrdə her ne vaxtsa ortaya çıkıp bunun bir qurucusu vardır. Bu qurucusu gelir dəlilə dayanmadan, sünnətə baxmadan, hər hansı bir şəriətdə bununla bağlı nəs var mı, yox mu baxmadan ortaya bir iddia atır. Bunlara elə gəlir. Yaxşı bu deyək ki, ortaya bir nəslara baxmadan ortaya bir iddia atdı və bundan sonra gələn o imama tabi olan başka müştəhid alimler de sünnətə veya başka delillere bakmadan bu alimin, başta bu qurucu olan imamın dediği sözle gedirlər. Sanki bizim yani gördüğümüz şey budur. Yani başka şekilde bir zən edə bilmirik. Yani hüsnü zən etmək istəyirik, o kadar da alınmır bu iş. Halbuki bu boş ve quruntudan ibarətdir. Boş bir quruntudan ibarətdir. Belə bir şey yoxdur. Eğer məhzəb imamı bir şey dediysə, mütləq bir dəlili vardır. Və hər hansı başqa bir yerdən ictihad etmişdir. Ondan sonra gələn alimlər də bununla bağlı dəlillər varsa hamısını ortaya qoyurlar. Və ki, bütün burada görürsünüz, bunlar Hənəfi fıqqıdır, qabaqda başqa Şafi fıqqı kitablar da vardır. Bunlardakı bu alimlər yəni özlərindən bunları uydurmadılar. Hamısını dəlillərə bağlı olaraq bir məsələ haqqında fətva verdilər. Hamısı bu şəkildə elədi. Və qardaş da iddia edir ki, yenə dediyimiz kimi, cümə namazdan öncə sünnet namaz yoxdur. Kardeşler de bu videonu mənə göndərirlər. Bizim de kardeşlere deyəcəyimiz sözler belə videoları birbaşa silsinler. Belə videoları birbaşa silsinler. Daha önceleri biz bilirik ki bizim dövrümüzə qədər yaşımız çox olmasa da bizim zamanımıza qədər gördüklerimiz cümə namazından öncə sünnet namazı qılardılar. Artıq vaxt o həddə çatıb ki cemaat ibadet etməkdən çəkinir. Cümə namazından öncə sünnet namazı qılmaqdan çəkinir ki mən bidət eləyəcəm. Namaz kılacak bu adam korkur ki bidat edip cehenneme gireceğim diye. Artık o hedde çatmışıq. Ve ortalıkta boştur diye herkes de bir şey deyir. Kardeşler de iddia edirlər ki biz ancak sahih hadise uyuruq, mezheblere uymuruq. Hatta bazı yerlerde görürük ki biz mezhebe tabi olmalı, ancak sahih hadise tabi oluruq, ancak sahih sünnete tabi oluruq. Sanki bizim mezheb imamları sahih sünnete veya sahih delillere yok, başka bir kitablara tabi olurlar. Artık hansı kitapsa. Ve bununla bağlı delillere geçersek, delilleri de çok zikretmeyecek, yani çok da uzun zikretmeyecek. Kısa, yani konkret daha doğrusu. İmam Nevevi Rahmetullahi Aleyh El-Mecmu' adlı eserin 2. hatta 3. cildinde, sayfa 239-238 bunlardan başlayır. Burada Muhtasarul Kelam diye cümə namazının sünneti hakkında böyle bir söz deyib. Yani ixtisar olarak. Cümə namazından önce en az 2, cümə namazından sonra en az 2 rekat sünnet namaz vardır. Cümə namazından önce en çok 4, cümə namazından sonra da 4 rekat sünnet namaz vardır. Bunu 6'ya çıkaranlar da var. Muhtasar-ı kelam olarak bu şekilde bunu burada ifade edir. Sonra başka alimlerin bunu kabul et, yani bunu kabul eden alimlerin bunun hakkında dedikleri sözleri nakledir. Çok da uzun tutmadan ondan sonra ise bir iki tane de delil zikredir. Bu delillerden de umda olarak, yani bu delillerde esas olan hansılardır diye 2-3 tanesini zikretmeye başlayır. Birinci, umda olarak Buhari'deki beyne kulli ezaneyni salatun.
Yani her iki azan arasında namaz vardır hadisini zikredir. Her iki azan arasında namaz vardır. Bunu Bukhari rahmetullahi aleyh sahihinde rivayet edilir. Her iki azan ne demektir? Azan ve ikamet arasında. Hatta İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bu hadis hakkında babın başlığını adlandırırken ikame ve azan hakkında böyle bir ayrım ederek adlandırır. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu üç defa tekrar eder. Ondan sonra da limen şe'e, isteyen biri için. Yani her azan ve ikame arasında sünnet namaz vardır. Bukhari hadisidir, sahih hadistir. Bununla amel edebilerek. Ondan sonra ikinci olarak da kıyastır deyir. Yani belki birçok alimler de böyle derler. Aslında cuma namazı günorta namazın yerine ikame edilmiştir. Ona göre de günorta namazının hükmü cuma namazına verirler. Günorta namazına hangi sünnetler varsa o da cuma namazında vardır derler. Üçüncü olarak da Tirmizi rahmetullahi aleyhin camiinde veya bazılarına göre sünnende zikrettiği Abdullah İbni Mes'ud radiyallahu anh'dan rivayet edilen hadistir. Biz bunu İmam Nevevi rahmetullahi aleyhin Mecmu adlı eserinden yok, bir başa İmam Tirmizi'nin kitabından bakar. Hatta şerhidir bu, şerhle beraber. Demek Tirmizi'de bu hadis 523 numaralı hadistir. 523 numaralı hadisin altında bazı hadisler zikredir İmam Tirmizi rahmetullahi aleyh. Ondan sonra böyle değil. Ruya an Abdullah ibn Mes'ud ennehu kana yusalli qabla'l cum'ati arba'an ve ba'daha arba'an. Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh'tan rivayet olunur ki o cuma namazdan önce 4 rekat, cuma namazdan sonra da 4 rekat namaz kılardı. İmam Tirmizi rahmetullahi aleyh bunu Ruviye diye rivayet edir. Ruviye temriz sigası değil, yani rivayet olunur diye. Bunda herhangi bir zayıflığın olduğunu göstermeye, ona işaret etmek için böyle diye. Sonra da ondan sonra وذهب سفيان الثوري وابن المبارك إلى قول ابن مسعود. سفيان الثوري وابن المبارك رحمهما الله İbn Mesud'un sözünü götürdüler. Yani İbn Mesud radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bu hadisle amel ettiler değil. Yani bu sadece bizim mezhepte veya başka mezhepte diyor. Başka alimlerin de götürdüğü delillerdir. Kadim Şirbini rahmetullahi aleyh Mughni'l Muhtaç adlı eserinde bu hadisi rivayet ettikten sonra وَظَاهِرُ اَنَّهُ تَوْقِيفٌ Zahir olan odur ki bu hadis tevkifidir. Yani bu amel tevkifidir. Yani Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh bunu öz içtihadıyla etmemiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine tabi olarak etmiştir. Ki aynı zamanda Veysel Orucu kardeş, muasir selefi ilim talebesi bu kardeş, der ki bu meseledir, cuma namazından önce sünnetin kılınması tevkifidir. Kimse burada delil olmadan namaz kılabilmez. Mesela burada bir kıyas edilir. Her ne kadar bu kıyas bize göre uygun olmasa da, makbul sayılmasa da bir kıyas edilir. Diyor ki bir nefer ortaya çıksa dese ki ben günlük 5 vakit farz namazı 6 farza çıkarmak istiyorum. Biz diyerek ki bu haramdır. Ta ki bunun hakkında delil gelinceye kadar. Biz de dedik belli bu meseleler tevkifi meselelerdir ve biz bunu öz zannimizden etmirik. Ve sahabelerden edirik veya başka bir delillerden edirik. Ve sahabeler de bunun tevkifi olduğunu, yani bu meseleler içtihadi olmadığını, bu meselelerin ancak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme uyarak yerine getirileceğini bilirdiler. Ve biz de onlardan götürürük. Tirmizi rahmetullahi aleyhin bu kitabını şerh edenlerden Mübarek Furi rahmetullahi aleyh Tuhfetül Ahvazi eserinde bu hadisle bağlı veya cuma namazından önce sünnet namazın kılınmasıyla bağlı bazı rivayetler nakledir. Belki bu rivayetler zayıftır. Tabarani'nin El-Mu'camül Avsat'ında olsun veya başka hadisler olsun zayıftır bu hadisler. Ancak zayıf hadisler birçoktur. Bunlar birbirini destekler. Bu birinci yön. İkincisi, İbn-i Mace'den de zayıfun cidden diye bir hadis rivayet edilir. İmam Nevevi rahmetullahi aleyh de El-Mecmu adlı eserinde bu hadisle ihticac edilmeyeceğini, yani bu hadisin delil olarak getirilemeyeceğini deyip. Bundan başka وَصَحَّ عَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ مِنْ فِعْلِهِ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ رَحْمَتُ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّنْعَانِ مُصَنَّفِنْدَ İbn-i Mes'ud radıyallahu anh'tan rivayet ettiği öz fiiliyle, yani rivayet ettiği böyle bir hadis vardır deyip, yani böyle bir amel vardır. Bu da sahihtir deyip. صَحَّ عَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ deyip. Bunu hatta biz Abdurrazzak'ın musannefinden bakalım.
Abdurrazzak Es-San'ani El-Musannaf kitabı, belli elim yani her hansı bir böyle şeriat kitaplarını okuyan bu kitapları tanıyor. Bunlar kaynak kitaplardandır. 5525. hadis. Hatta ondan önce diye ki Abdurrazzak rahmetullahi aleyh bu hadisleri bab başlığı koyarken Babu salati qabla'l cum'ati ve ba'daha. Cümleden önce ve sonra namaz kılma hakkında bab diye başlık koyuyor. Bu hadiste Ebu Abdurrahman Es-Selami radıyallahu anh'tan gelen der ki kana Abdullah ya'muruna en nusalliya qabla'l cum'ati arba'an ve ba'daha arba'an. Hatta ca'ana Ali diye devam edilir bu hadis. Yani Abdullah radıyallahu anh, Abdullah ibn Mesud'u kastedir. Bize cümeden önce 4 rekat, cümeden sonra da 4 rekat namaz kılmayı nedirdi? Emredirdi. Burada ise mübarek furi sahha. Yani bu sahih olarak bize geldi değil. Bu hakkında bu hadis. Hatta İmam Taberani rahmetullahi aleyhin Mu'camul Awsat'ında da bununla bağlı hadisler var. Mesela nömre olarak da 1617. hadis rakam olarak veya başka hadisler de vardır. İsteyen bunlara bakabilir. Bunlar Tirmizi rahmetullahi aleyhin sünnende rivayet ettiği bir hadisten ortaya çıkanlardır. Biz sadece bununla mı yetinirik? Hayır. Bundan başka deliller var mı? Var. Mesela İmam Bukhari rahmetullahi aleyhin sahihine bakmak isteyerek. İmam Bukhari rahmetullahi aleyh Sahih Bukhari'de yani öz sahih adlı kitabında böyle bir bab başlığı koyuyor. Babu salati ba'del cum'ati ve qableha. Cümeden önce ve cümeden sonra namaz kılma hakkında bab. Az önce de Abdurrazzak As-San'ani rahmetullahi aleyhin kitabında da aynı babın başlığını gördük. Şimdi de Bukhari'de bu babın başlığını gördük. Ancak İmam Bukhari rahmetullahi aleyh, Allah ondan razı olsun, bu babı açmış. Bunun altına bazı hadisler rivayet etmiş. Bu hadislerde, yani birisi gider bakar, takmaz. Yani bu hadislerde cüme namazından önce sünnet kılınmak hakkında bir hadis yoktur. Cüme namazından önce sünnet kılması hakkında bir hadis yoktur. Bunu deyirler ki mesela çünkü İbn Hacer el-Asqalani rahmetullahi aleyh Fethül Bari'deki Fethül Bari'de dediği kimi İmam Bukhari rahmetullahi aleyh de bunu günorta namaza kıyas olarak yani İmam Bukhari rahmetullahi aleyh de cüme namazını günorta namazına kıyas olarak görürdü. Yani onun yerine ikame edilerek görürdü. Ona göre de günorta namazının sünnetleri cüme namazının sünnetlerinin yerine geçer. O maksadla bunu bu şekilde adlandırdığını deyip bir de İbn Hacer el-Asqalani rahmetullahi aleyh Fethül Bari'de bu babın altında yani bu babın altında bu hadisleri şerh ederken bu mesele hakkında danışır. Bazıları bunu hiç kabul etmediğini, bazıları kabul ettiğini danışır veya hangi yerlerde böyle bir hadislerin geçtiğini deyir. Bunların zayıf olduğunu deyir. Ondan sonra ise bu mesele hakkında yani cüme namazından önce sünnet namazının var olması hakkında İbn Hibban radıyallahu rahmetullahi aleyhin sahihinde geçen hadislerin ümumi olarak sahih olduğunu ve bunlardan böyle bir şeyin meşru olduğunu, böyle bir şeyin aslında var olduğunu, bunun aslının var olduğunu deyir. Hatta biz ona bir başka kitaptan bakalım. 2455. hadis Sahih İbn Hibban'dan. Hadiste ne deyilir? مَا مِنْ صَلَاتٍ مَفْرُودَةٍ اِلَّا وَبَيْنَ يَدَيْهَا رَكْعَتَانِ. Öyle bir farz namaz yoktur ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisidir. Öyle bir farz namaz yoktur ki, ondan önce iki rekat namaz olmasın. Yani her farz namazdan önce iki rekat namaz vardır kardeşler. Yani İbn Hacer rahmetullahi aleyhi bu hadisi getirdi. Ve bunun senedi de isnaduhu kavi, senedi de güçlüdür. Ve bunu kitabın başka yerlerinde de zikredir. Hatta cüme namazı hakkında bab olan yerde yani cüme namazı kitabında da o arada onun siyakında böyle bir bab açır ve bu hadisi bir daha orada zikredir. Yani bir başa açık şekilde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözüyle cüme namazından önce sünnet namazının var olduğuna yani sözüyle delil olmasa da delaleten buna delalet edecek hadislerin var olduğunu deyip yani her farz namazdan önce sünnet namaz vardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün bunu kıldığı bize sahih olarak gelmemiş olsa da sözüyle deyir ki her farz namazdan önce sünnet namaz vardır. Cüme namazının da hükmü farzdır. Yani cüme namazından önce de sünnet namaz vardır. Ondan sonra yine de İbn Hacer rahmetullahi aleyh
Fethül Bari'de beyne kulli ezaneyni salatun, her iki azan arasında namaz vardır hadisini getirir ve bundan başka yine de birçok hadislerin olduğunu deyir. Bunların toplamını, yani hamısını bir araya getirdiğimizde, topladığımızda ve bunlara ümumi olarak baktığımızda görür ki cümle namazından önce sünnet namazının esli vardır. Böyle bir şey meşrudur. Bazıları buna 4 demiş, bazıları 2 demiş ve hatta bunun hakkında zayıf hadisleri bir araya topladığımız zaman biraz daha derecesi yükselir. Ve sadece bunlar değil, bunlardan da başka birçok deliller vardır. Ancak çok da uzatmak istemiyorum. Yani niyetim cümle namazından önce sünnet namazının eslinin var olup olmaması hakkını, yani hakkında hadisler var mı yok mu onu göstermek idi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.